Bir taraftan İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları devam ediyor. Diğer taraftan İran'ın İsrail'e misillemesi merak ediliyor. Ne zaman olacak? Bir soru işareti. Washington'da dün önemli bir toplantı vardı. Acil durum toplantısı. Saldırının zamanı ve türü belli değil mesajı geldi Washington'dan. Dışişleri Bakanı Antony Blinken taraflara itidal çağrısı yaptı. Bu arada Filistin lideri Mahmut Abbas, İsmail Haniye suikastının Gazze'deki savaşı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi. Rusya'dan da İran'a önemli bir ziyaret yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal güvenlik ekibi Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'e İran ve Hizbullah'ın İsrail misillemesinin zamanının ve ne tür bir saldırı olacağının bilinmediğini aktardı. Dışişleri Bakanlığı diğer ülkelerle kurduğu diplomatik kanallarla İran'ı gerilimi düşürmesi konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Washington'da tüm taraflar gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalı dedi. Blinken, Orta Doğu'daki gerilimin düşmesinin Gazze'de sağlanacak ateşkese bağlı olduğunu kaydetti. Beyaz Saray'da durum odasında yapılan acil toplantının bir diğer konusu da akşam saatlerinde Irak'taki Amerikan Alasat Hava Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıydı. Saldırıda yaralanan Amerikan askerlerinin tedavisi sürüyor. Filistin lideri Mahmut Abbas da Rusya Devlet Ajansı'na konuştu. Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın Gazze'deki savaşı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi. Bunun ateşkes görüşmelerine de olumsuz etkisi olacağını belirtti. Diplomatik kaynaklara göre Abbas haftaya Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Birçok ülkede Lübnan ve Orta Doğu'daki vatandaşları için uyarı üstüne uyarı yayınlıyor. Son olarak Almanya'nın Lübnan ve Orta Doğu'daki birçok vatandaşının tahliyesine hazırlandığı bilgisi geldi. Beyrut'ta artık hemen hemen yabancı kalmamış diyebilirim. Yabancı ülkeler kendi vatandaşlarını günler öncesinden zaten Lübnan'ı terk etmeye çağırmıştı. Ama artık dünden itibaren ivedilikle son uçaklarla artık son yabancılarda gitti diyebiliriz. Rusya'dansa İran'a kritik bir ziyaret vardı. Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeş Pezeşkyanla Tahran'da görüştü. Pezeşkyan çatışmaların genişlemesini istemiyoruz ancak İsrail işlediği suçların karşılığını alacak dedi.